Merhaba sevgili hanımlar, canım anne, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz bluzun nasıl yapıldığını anlatacağım. Süveter formunda bir bluz yaptık arkadaşlar. Şu şekilde bakın, alt kısmında şöyle bir tığlama kullandık. Hatta beyazın üzerinde göstereyim, daha güzel görünecektir. Batik ip kullandık tığlamasında biraz renklendirmesi için. İki yönlü, iki yönü de aynı şekilde örülen bir bluz oldu. İsterseniz yine tek yönünde bir süsleme, bir çiçek vesaire bir canlandırmak için yapılabilir. Batik ip kullandım ben, dediğim gibi, bu yüzden herhangi bir süslemeye gerek duymadım. Çünkü yeteri kadar renklendirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki bunlar da seçenek, tek renk yapıp ya da yine aynı renginden yapıp kenar tığlamalarını ya da hiç yapmayıp yine kenarında, köşesinde, mesela yakasında bir süsleme ile de canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yine uzun yapıp elbise formuna getirebilirsiniz. Birçok şekilde çeşitlendirilebilecek bir alternatif bir model oldu. Şimdi benim ördüğüm aşağı yukarı 3,5-4 yaşa uyumlu oldu. Epeyce büyük bir model. İpin kalınlığını birazdan söyleyeceğim ki tığımda 4,5 numara. Yine bu kalınlıkta tığ ve ip kullanarak yine aşağı yukarı benim yaptığım boyutlarda aynı sayıyla bir bluz yapabilirsiniz. Tabii ki ip değişikliğinde de sayı değişikliği gerekecektir mutlaka arkadaşlar. Umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz bir model olacak. Şöyle şu kısmını da göstermek istiyorum. Gayet hoş duran güzel bir model çıktığına inanıyorum. Anlatımımıza geçmeden önce, eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. İpimizle başlayalım hemen arkadaşlar. İpimiz 100 gramda 200 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Bakın şurada da yine tığ şiş numaraları da görünüyor. Şöyle kenara aldığım ipimi, bir ön hazırlık yapmıştım. Çift kat iple 50 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirden sonra trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Başlangıçtaki zincirde dahil olmak üzere yan yana 12 tane her zincire bir kez batmak suretiyle, birer kere batıyoruz yani hepsine, 12 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlarım üçlü trabzan. Hemen tığımı da göstereyim. 4,5 milimlik bir tığım var. Dokuz tane olmuş. 10, 11 ve 12. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum ve yine trabzan yapmaya devam ediyorum. Zincirden sonra 26 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde 3 zincir çekiyorum ve geri kalan 12 zincirime de 12 tane trabzan yapıp ilk sıramızı tamamlıyorum. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tersine çevirdim. Bakın şu kısma batmıyoruz arkadaşlar. Buraya batarsak bir arttırma olmuş oluyor. İkincinin üzerine batıyoruz ki zaten birincinin üzerinde de zincirimiz var ilk trabzanın yerine. Şimdi her trabzanın üzerine bir kez batıyoruz ve ilerliyoruz. Evet, ilk boşluğumuza geldik. Şu kısma 3 tane trabzan yapıyorum boşluğun içine.
Tekrar 3 zincir, ardından 3 trabzan daha. Aynı işlemi diğer boşlukta da yapacağım. Burası zaten dümdüz devam edecek. Her trabzan üzerine bir trabzan olmak üzere boşluklara da 3'er tane, 3 sağa 3 sola, yani zincirden önce 3 trabzan, zincirden sonra da 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Toplam 3 sıra olacak. Şimdi ben videomu kapatıp devam edeceğim. Sonrasını yine birlikte örelim. Evet, 3 sıra boyunca ördüm. Bakın, aynı şekilde arttırmalarımı yaptım ve bundan 2 parça ördüm. Şimdi bir üst kısma geçelim. Şöyle yine başlayacağım. Herhangi bir noktadan, şu kısma yakın bir yerden başlıyorum ki hemen detaya geçebilelim. Düz trabzan olan yerleri yine trabzan olarak geçeceğim. Burada da 3 trabzan yaptım, bakın şu şekilde. Burada da şöyle yine düz kısmını çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi diğer uca kadar, yani şu kısma kadar dümdüz trabzan yaparak devam edelim. Diğer tarafını da ekleyelim sonrasında. Sırayı tamamladım. Yine boşlukta 3 tane trabzan yaptım. Bakın şu şekilde. Şimdi diğer ucu getiriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Birleştirme işlemimiz tamamlandı. Bu şekilde üst kısmını, yani roba kısmını tamamlamış olduk. Bu son sırayı da yaptıktan sonrasında modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, bakın şu şekilde. Şimdi burayı da dümdüz her trabzana bir kez batarak tamamlayalım. Ardından modelimizi kuralım. Sıramızı tamamladık arkadaşlar, bakın şu şekilde robamız tamamlandı. Şimdi hemen model kurulumuna geçelim. Burada bir tane zincir çekmişim zaten. 3 zincir çektim. Hemen yandakine bir trabzan yaparken 2 ilmeğini aldım, birini bıraktım. Üçüncüde de aynı şekilde, bakın. Dördüncü trabzana geçtim. Aynı şekilde şöyle dördünü bir kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şöyle buradaki 4 taneye birden batıyorum. Buradaki trabzanımı bitiriyorum. Yine aynı şekilde aynı yere 4 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Üçlü trabzan. Evet, şöyle bir fiyonk görüntümüz oldu, bakın. Şimdi bir iki kez sardım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikisini çıkarttım. Üçü kaldı. Şimdi tekrar ipimi sardım tığıma. Bir iki tane çıkarttım. Tekrar sardım. Şöyle bu arada diğer öne geçtiğim için böyle bir görüntü oldu ama düzgün, bakın. Tekrar dördüncü kez şöyle
Şu ilk iki ilmeği saymıyoruz arkadaşlar. Bu bir üst sıra için lazım olacak. Bunların dördünü birden çektim. Şimdi tığımda kaldı 3 tane ilmek. 1, 2, 3. Şimdi tekrar aynı şekilde batıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar aynı şekilde batıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü kez. Evet, bakın şöyle yan yana iki tane fiyonk oluştu bile. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Bir, iki kez sardım. Hemen yandaki ilk trabzana battım. Bir, iki ilmek çıkarttım. Tekrar tığıma ilmek aldım. Bir, iki. Tekrar sadece iki ilmeğini çıkarıyoruz. Bir, iki. Şimdi şu iki ilmek sağda kalacak. Burada kalan dört ilmeği çıkardım. Şimdi ne kaldı? 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3 kere de çıkardım kalan 3 ilmeği. Şimdi ilk trabzanım oluşmuş oldu. 3 tane de trabzan yapacağım ama batış şeklimiz şöyle bakın. 1, 2, 3. Başlangıçta da vardı bir tane trabzanımız. Toplamda 4 trabzanımız oldu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Tüm sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasını yine birlikte örelim. Tüm sıra boyunca aynı şekilde fiyonk görünümlü trabzanlarımızı ördük. Şimdi şu şekilde birleştireceğiz. Ucu ucuna bakın. İlk trabzandan itibaren birleştiriyoruz. Buradan yine bir iki zincir ya da üç zincir çekip her trabzanın üzerine bir kez olacak şekilde batıp şöyle ikişer ilmeğini alıyorum. Dört tane ilmeğim kaldı. Dördünü bir kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Buradaki görüntünün böyle dönüyormuş gibi olan görüntünün sebebi bu şekilde batmamız arkadaşlar. 4 tane trabzanımı yaptım. 2 kez sardım. Yine ilk trabzanın tepesinden ilk 2 ilmeğimi aldım. Bu şekilde fiyonkların tepesindeki trabzanlara batarak devam edeceğim. Ve istediğim uzunluğa geldiğinde de örgümüzü tamamlamış olacağız. Evet, ikinci sırada da görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videomu kapatacağım. Video dışında devam edeceğim. Bu şekilde fiyonklarımı ördükten sonra da artık yaka kısmını toparlayacağız, düzenleyeceğiz. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet, büyük ölçüde tamamladık. Bakın boy kısmını bu kadar yaptım. Daha uzun yapıp elbise formunda da kullanılabilecek bir model. Görüntümüz bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten de yumuşacık bir dokusu oldu. Kenar kısımlarına biraz renk katacağım. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. Şu kısmı birleştirelim öncesinde. İpimi alıyorum hemen. Dikiş yapılabilir tabii ki. Tığla da yapılabilir. Şöyle hemen bir tığımı değiştireceğim. Biraz daha ince uçlu bir tığ kullanacağım. Şöyle iç yüzünden örgümüzü çevirelim.
Şöyle bir sık iğne ile ilk başlangıcını tutturdum. Şöyle iki zincir, şöyle uzun uzun da olabilir. Ya da üç zincir. Tam buradaki trabzanların birleşme noktasından bir sık iğne daha yaptım. Sıkıca bir zincir, şöyle iki zincir daha attım. Bakın tam trabzanların boşluğundan, aralarındaki birleşme noktasından şöyle sık iğne ile tutturuyorum. Dört yerden tutturduktan sonra bu kısım tamamlanmış oluyor. Bu ipi de yine bu şekilde iç kısma alıyorum. Tamamında yaptığım gibi bunları daha sonra daha detaylı olarak toparlayacağım. Renkli bir ip kullanacağım ben. Şöyle hemen ipimi alıyorum. Şöyle bir başlangıç ilmeği attım. Tam kol altından başlayalım. İlmeği çıkarttım. Arkadan öne doğru alacağım ilmeği. Şimdi burada birkaç tane trabzan var. Trabzanlardan ilmek yürütme yapacağım. İpimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum tığımdaki ilmekten. İlmeği çıkarıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde zaten kol altında birkaç tane yapmamız gerekiyor ilmek yürütme. Onun dışında hep trabzanların tepesine batıp ilmek yürütme yapıyorum. Biraz renklendirmesi için tabii ki tek renkte kullanılabilir ya da sade de tercih edilebilir ama ben bu şekilde biraz renklendirmek istedim. Bu yüzden bir batik ip kullandım. Bu şekilde hem kolu hem yakayı hem de alt kısmını isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben kolu tamamlıyorum. Sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet, kollarda olduğu gibi yakada da aynı modeli uyguladık. Şöyle güzel farklı farklı canlandırmış olduk rengimizi. Görüntümüz bu şekilde. Dilenirse böyle yaka kısmına bir çiçek, bir süsleme yapılabilir. Alt kısmında biraz denedim ama çok hafif kaldı arkadaşlar. Biraz daha ağır, daha kalın bir tığlama yapmaya karar verdim böyle uç kısmında. Bunun için tabii önce bir deneme yaptım. Birkaç tane bu şekilde yapmaya karar verdim. İki model arasına sık iğne ile ipimi bağladım. Başlangıçta bakın. Şimdi tam ortadan ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 6 kez ikili trabzan yapıyorum. Bu üçlü trabzan da olabilir. Benim kenar tığlama yaptığım ipim kalınca bir ip. Bu yüzden ikili trabzan tercih ettim. Bu şekilde tamamlayacağız. Hep bu aralara sık iğne ile batacağız arkadaşlar. Buradaki trabzan sayısı da değişebilir. İşte 6 olmaz, 5 olur, 7 olur. Yine deneme yanılma yöntemiyle ayarlayabilirsiniz sayıları. 6 tane trabzan yaptıktan sonra şöyle boşluktan batıyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. Görüntü bu şekilde. Şimdi böyle devam edeceğim. Alt sıranın tamamını da bu şekilde yaptıktan sonra tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben videomu kapatıp devam ediyorum. Sonrasını zaten bitirmiş olacağız. Yine bitmiş halinde tekrardan göstereceğim sizlere. Alt kısmını da tamamladım. Bakın görüntümüz bu şekilde oldu.
Evet. Bluzumuzu tamamladık. İsterseniz uzatıp elbise de yapılabilir. Gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.